Benim bir çift sözüm var arkadaş. Önce şu seçimin sonucundan memnun olmayıp da seçmenle celalleşmeye kalkan, seçmene üstten üstten konuşan, hala ders çıkaramayıp da seçmeni suçlayanlardan başlayayım. Bu seçmen seni 22 yıldır her seçimden galip çıkarıyor. Aynı seçmen, değişmedi. Türkiye'nin demografisi değişmedi. Aynı seçmen. Bu seçmen gel vatanı kurtar dediğinde sokağa dökülüp tankın önüne canını seren seçmen. Bu adamlarla sen cedelleşirsen, bu adamlarla şey yaparsan olaydan hiçbir ders çıkaramamışsın anlamına geliyor. Sen şunu düşüneceksin. Dün, ondan önceki gün, 22 yıldır beni seçen seçmen ne oldu da bugün bana sırt çevirdi? Ne oldu da bugün sandığa gitmeye tenezzül etmedi? Ne oldu da bugün benim söylemlerimi beğenmedi? Ben sana ne olduğunu anlatayım. Bak, bu seçim sonucunun en büyük sebebi kibirdir arkadaş. Kibir, 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 kibir. O fil dişi kulelerinde oturan AK Partili yöneticiler, idareciler. Cumhurbaşkanımızın 40 yıldır etine dişine takarak, tırnaklarıyla kazıya kazıya, tevazuyla kazandığı gönülleri kibirle tekmeleye bize sırt çevirdi. Çevirten idarecilerden bahsediyorum. Kopuk idarecilerden, halktan kopmuş, halkın derdini, sıkıntısını anlamayan idarecilerden bahsediyorum. Lan millet geçim sıkıntısı çekiyor. Canının derdine düşmüş, adamı almış seçim çalışması yapıyorum diye paintball oynamaya götürüyor. Golf oynamaya götürseydin. Seçimi kaybedeceğimizi ben şeyde anladım abi. Diyarbakır adayı simitçiye 100 lira veriyor, diyor al diyor, bu tezgahtaki simitlerin hepsini millete dağıt. O kadar simitçi de bakıyor böyle garip garip. Ulan bu 100 liraya kaç simit geliyor ki? O tezgahı sen belki 2000 liraya satın alacaksın. Kopmuş ama adam bilmiyor. Ne simidin fiyatından. Bak eskiden CHP'yi eleştirirdik. CHP ne yapardı biliyor musun? Ev ziyaretine gittiği zaman galoş götürürdü CHP'li idareciler yanında. O galoşları giyerlerdi, safariye gider gibi o evin içinde böyle eğreti eğreti kenardan durup turistik gezi yaparmış gibi seçim çalışması yaparlardı. Biz de gülerdik. CHP olayı çözmüş abi. CHP şimdi gidip bağdaş kuruyor garibanın sofrasına. Halk da diyor ki abi ben yani CHP'yi böyle bilmezdim diyor. Oraya tevessül ediyor. E sen söylemlerini bir irdele. Bu bizim AK Parti idarecilerin, ben kim yerde denk geliyorum, adamın bizim temel davamızla, temel ideolojimizle bir alakası kalmamış. Söylemler CHP'li gibi. Lan konuşana bakıyorum, iyi bakıyorum böyle. Lan diyorum, Allah Allah, bıyık bizimkine benziyor. Veya sakal bizimkine benziyor. Ama dil, CHP'nin dili. E seçmen de dedi ki, kardeş ben niye taklidine oy vereyim aslı duruyorken, kendisini seçti CHP. Hiç şaşırmaya hiç gerek yok. Bak bu yenilgi bir nimettir bilene. Niye biliyor musun? Biz bu yenilgiyi zaten yaşayacaktık eninde sonunda. En geç Allah gecinden versin Sayın Cumhurbaşkanımız görevi bıraktıktan sonra yaşayacaktık bu yenilgiyi. En azından başımızdayken yaşadık ki en azından bir çıkış gösterir bize. En azından bir hamle yapıp da şu içinde bulunduğumuz durumdan teşkilatı da kurtarır. Teşkilata gönül verenleri de kurtarır. Reisin davasına, vizyonuna, misyonuna gönül verenleri de kurtarır. Valla söylenecek çok şey var. Ama bu yenilgiden mutlak surette ders çıkarılması gerekiyor. Mutlak surette ders çıkarılması gerekiyor. Bak milletin memnun olmadığı, hoşnut olmadığı kibirli AK Partili idareciler var. Bu adamların şerrinden emin olmak için kimse bunu dile getiremiyor. Bu adamlardan teşkilatı arındırmak gerekiyor. Ya seçim, böyle seçim çalışması olmaz. Ya seçim minibüsün üstünde hoparlör yerleştirerek, bas bas bağırtarak, mahalle mahalle gezerek seçim kazanılmaz. Önce ancak tüp satarsın sen. Domates, biber, patlıcan satarsın. Seçim seçmene dokunarak kazanılır. Ya biz reisten bunu öğrendik ya. Seçim garibanın omuzuna elini koyarak kazanılır ya. Derdiyle dertlenerek kazanılır ya. Haliyle hemhal olunarak kazanılır ya.